Babaannem kayıp. Kumru, ne dediğini anlamıyorum kızım. Ne demek annem kayıp? Kayıp işte. Cemal gidebileceği her yere bakmış. Ben arkadaşlarını aradım. Kimse görmemiş. Kızım şu an çok işim var. Sonra konuşalım. Olur mu? İşin mi var? Ben anneme bir şey olmuş olabilir diyorum. Sen işin var diyorsun. Bak, annen yine ilgi çekmeye çalışıyordur. O yüzden onu bulalım diye kaybolmuştur. Ya niye böyle bir şey yapsın? Delirdi mi bu kadın? Yani çok normal olduğu söylenemez değil mi? Hayır, numara falan yapmıyor. Biriyle tanışmıştı, adam onu dolandırmış. Ne? Evet, bana dün anlattı. Tanıştırmak istediğini söyledi. Kimmiş peki bu adam? Bilmiyorum kim olduğunu, sürpriz olsun dedi. Bir de bu çıktı başımıza, öyle mi? Ne yapacağız? Sen bir şey yapma, ben onu bulurum, merak etme. Tamam, haber bekliyorum senden. Tamam kızım. Handan biriyle berabermiş. Hayır, bildiğim kadarıyla hayatında biri yok. Siz takip etmiyor muydunuz onu? Efendim, Kumru Hanım'ın araları düzelince takibi bıraktık. Ama biri olsa bilirdik. Varmış ama. Şimdi de bir Handan'ı aramamız eksikti. Adam onu dolandırmış, Handan da kayıplara karışmış. Murat, sen asıl benim dediğim işi hallet. Önemli olan o. Tamam, doğru. İki tane çok güvendiğin adam bul. Onlar da Handan'ı bulsunlar. Telefon sinyallerinden takip edebilirler, tamam? Tamam efendim. Aferin benim oğluma, aferin. Vallahi bitti. Kapat kolunu anneciğim. Ay, bu telefon çalıyor, tut Çağatay çocuğu. Konuşayım, hadi tavşan, hadi tavşan. Tavşan. Alo. Yıldız, iyi misin? Sesin kötü geliyor. Ay nasıl iyi olayım ya, kana alınacak diye 40 takla attık burada. Ay inşallah bir şey çıkmaz. Yıldızcığım korkma, hiçbir şey çıkmayacak. Sen neredesin, yanına gelmek istiyorum. İşte Ulus'taki hastanedeyiz. Tamam canım, geliyorum hemen. Ay. Doktor hanım, gidebilir miyiz biz? Şöyle yapalım, koridorda bekleyin. Tahliller çıkınca tekrar konuşalım. Tamam. Gel baba.